Sabancı Üniversitesi yine demin söylediğim gibi kurulurken önü açık ve yüzü dönük olsun ve aslında Türkiye'de de fazla yapılmayan konulara biz el atalım. Ama Türkiye'nin işine yarayacak konular olsun, o şekilde el atalım. Motosuyla araştırılmış hangi programlar kurulacak, bunun araştırılmasına girilmiş. Dolayısıyla da malzeme programı kurulurken o zaman yani 90'ların ortasındayız diyelim ki düşünelim. O zaman meteoroloji bölümleri vardı Türkiye'de çok. ODTÜ'de, İTÜ'de özellikle bunlar hani önemli programlardı. Dolayısıyla hani verilen bir karar biz meteorolojiye girmeyeceğiz. O Türkiye'de zaten çok iyi yapılıyor. Biz ileri teknoloji malzemelerine gireceğiz diye bir karar üzerine kurulmuş durumda program. Dolayısıyla da Sabancı Üniversitesi kurulduğundan beri ileri teknoloji malzemelerine yönelik iş yapıyor. Bunlar ne? Polimerler, seramikler, bunların kompozitleri. Şimdi tabii hepsinin nano boyutta da uygulamaları var. Bu meteoroloji yapmıyoruz, öğretmiyoruz falan diye bir şey yok. Karşılığı yok bu cümlenin ama hani temel olarak eğitimimiz daha ileri teknoloji malzemelerine yönelik. Bu arada ne oldu? Tabii hani dünyadaki değişimlere Türkiye'deki diğer üniversitelerde ayak uydurdu. Dolayısıyla meteoroloji programları, meteoroloji ve malzeme veya hatta malzeme bilimi veya malzeme mühendisi isimleri aldılar. Ama onların programlarına bakarsanız sonuçta bir birikiminiz var, bir ekip kuruyorsunuz. Bir gelenek var, gelenek önemlidir akademide. Meteoroloji geleneğinden geldiği için bu okulların hemen hepsinde meteoroloji ağırlıklı aslında eğitim, lisans eğitimi. Bizde ise farklı. Biz meteorolojiye doğrudan doğruya nokta atışı bir eğitim yapmıyoruz. Malzemelerin ortak özellikleri üzerinden gidiyoruz hepsine. Burada çok temel bir farklılık var. Diğer üniversitelere göre Türkiye'deki. Yanılmıyorsam Anadolu Üniversitesi bizimkine benzer bir şekilde daha genel yaklaşıyor ama diğer üniversiteler, ODTÜ, bunlara bakarsanız meteoroloji ağırlıklı dersler ancak son sınıfta ve seçmeli dersler üzerinden polimer vesaire gibi konuda giriyorlar. Bu arada metaller anorganik malzeme olduğu için onun çok doğal ve hızlı uzanılan yeri seramikler. Dolayısıyla oralarda seramiklerde mesela çok çalışılıyor ve iyi çalışılıyor. Bizde de seramik var ileri teknoloji malzemesi olarak. Hani orada da bir örtüşme var ama dediğim gibi biz daha genel bakıyoruz. Ve polimer ağırlıklıdır aslında bizim programımız. Konvansiyonel yani eski üniversiteler değil, daha önce kurulmuş üniversitelerde polimer programları ya ayrı ya kimya mühendisliği bölümünün içinde daha çok yürütülen programlar.